Günaydın. Evet, bugün 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve artık evde durmak zorunda olduğumuz için uğraşacak bir şeyler düşünüyordum. Ve aklıma saçlarımın kırıklarını, yani uçlarından almak geldi. Hep liseden bu yana yaptığım bir yöntemdi. Ve çok uçlarının kuruduğunu hissediyorum. O yüzden uçlarını nasıl aldığımı, yani daha doğrusu saçımdaki kırıkları nasıl aldığımı size göstereceğim. Bununla kalmayacak. Sonra duş alacağım çünkü gördüğünüz gibi bayağı yağlı ve kirli saçım. Sonra duşa gireceğim. Saç bakımı yapacağız. Cilt bakımı yapacağız. Yani bugün tamamen bakım günü. Ben saçımı taradım az önce. Ve ayıracağım. Bunu böyle aslında ben normalde koltukta oturuyorken yapıyorum. Önüme böyle bir poşet açıyorum. Ve önüme bir poşet açıyorum ve böyle teker teker tutam tutam saçlarıma bu işlemi uyguluyorum. Biraz uzun sürüyor. O yüzden sabırlı olmanız gerekiyor. Ama sonunda saçlarınızı kısaltmadan kırıklarını almış oluyorsunuz. Şimdi tekrar bir tarayacağım. Şimdi saçımızı ayırdık ve ben şimdi önden başlıyorum. İki tane yöntem göstereceğim size benim uyguladığım. Üşenmezsem böyle saçımı kıvırıyorum. Bayağı sıkı kıvırıyorsunuz. Bu şekilde. Ve siz kıvırdıkça burada aslında saçlar çıkıyor. Şu an size nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Ama bu hareketi yapıp bunu artırabilirsiniz. Şu an görüyorsunuz değil mi? Saçlar çıktı. Bunlar kırık saçlar. Şimdi bunu bu şekilde etrafından alabilirsiniz. Bu arada benim makasım kuaför makası. Rossmann'dan almıştım. 12 liraya gibi bir fiyatı vardı. Hatırlamıyorum net fiyatını. Ama mutlaka kuaför makası kullanmaya özen gösterin. Onlar biraz daha keskin olduğu için saç daha çok seviyor. Diğer normal hani makaslar saçı küstürebilir. O yüzden mutlaka bir kuaför makası evde bulundurun. Evet, bir yöntemi bu şekilde. Yani bütün çıkan saçları böyle alıyorum. Bir diğer yöntemi size göstereyim. Bugün gerçekten konuşmakta zorlanıyorum ya. Neden bilmiyorum. Şimdi bunda da saçı böyle dümdüz alıyorsunuz. Ve şu şekilde şöyle daha iyi görürsünüz. Yani bir, iki parmağınızı üstüne birini altına yerleştiriyorsunuz tutamın. Ve bunu tabii saçınız biraz daha uzunsa daha kolay bakmak. Ama burada yine bu sıkı tuttuğunuz yerden saçlar çıkıyor, kırık saçlar. Ve onları da bu şekilde alabilirsiniz. Biraz daha yakına gelip göstereyim. Bakın hemen saç çıktı. Şöyle dursam daha iyi göreceksiniz. Ve ben bunları alıyorum. En uca geldiğimde bunu yapmıyorum. Çünkü o zaman saçımın boyunu almış olurum. Bunu yaptık. Yani ben çevirme yöntemini eskiden yapıyordum ama bunu keşfettiğimden beri sadece bu sıkıştırma yöntemini yapıyorum. Saçı sıkı sıkı sıkıştırıyorsunuz böyle. Ve mesela şu an saç çıkmadı. Biraz daha inelim. Ben de aynadan bakayım. Bakın bunda hiç saç çıkmadı. Çok garip. Çok hafif. Uçlara doğru indikçe daha çok saç çıkıyor. Çünkü uçlar aslında daha kırık. Ve bu şekilde devam ediyorum. Bakın yok henüz. Şimdi çıktı. Görüyorsunuz değil mi şuradaki saçları? Zaten kırık uçların böyle ucu beyaz beyaz ya, hemen
kendini belli ediyor. Bir arkaya geçelim. Yine sıkıştırıyorum. Henüz saç çıkmadı. Bakın şimdi çıkmaya başladı. Yani 2-3 aydır bir ben bunu yapıyorum. Ama ne yalan söyleyeyim, uzun zamandır yapmamıştım. Eskiden daha düzenli yapıyordum. Yani saçım uzunken daha iyi bakıyormuşum. Bu şekilde. Bu taraf bitmiş oldu. Şimdi bu tarafı da yapacağım. Ama herhalde anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ben bu işleme bu şekilde devam edeceğim. Böyle bütün saçıma bunu yapıp sonra duşa geçiyorum. Saçımı yıkıyorum. Ve sonra yeni bir saç maskesi aldım. Onu birlikte kullanacağız. İlk defa kullanacağım ve nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Markayı biliyorum ama bu saç kremini çok merak ettim. Uzun zamandır saçıma da maske yapmıyordum zaten. Bugün bayağı güzel ve faydalı bir gün olacak. Cilt bakımı yapacağım. Önce bir buhar vermek istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi bayağı cildim kötü bu aralar. Kötü beslenmeden. Ve sonra burun bandı yaparız. Maske yaparız. Ve sonra manikür yapacağım. O zaman ben bunu bitireyim. Görüşelim, tamam mı? Evet, kırıkları alma işlemim bitti. Ve saçımı yıkadım. Şimdi bahsettiğim saç kremini uygulayacağım. Bu. Şöyle göstereyim. Redist. Ya da Redist. Nasıl okumak isterseniz. Markanın argan yağlı saç bakım kremi. Temiz saçlara uyguluyorsunuz. Duş esnasında uygulayabiliyorsunuz. Çok güzel bir kokusu var. Açıp kokladım. Ve bunu ben saçımı uygulayıp bir yarım saat bekleteceğim. 10 dakika yazıyor ama ben bir yarım saat bekleteceğim. Sonra yıkayacağım. Akşam da cilt bakımı yaparım. Onu da size çekerim. Böyle çok hafif saçımı buradan da kestim. Şöyle. Geçişli olsun istiyorum. Topladığınızda falan daha güzel oluyor. Şimdi ben bir güzel böyle aldım ve uçlardan başlayarak saçıma bunu yediriyorum. Bu saç kremini size etiketlerim. Eğer almak isterseniz siz de kolayca ulaşabilirsiniz. Tabii şimdi yıkamadım. Bakalım bir de duştan sonra beğenecek mi? Ama genelde saç kremi işte saç yumuşatıyor. Beslediğine de inanalım. Böyle masaj yaparak tüm saç dibime uyguluyorum. Sonra saçımı bu şekilde toplayacağım. Evet, saçıma tutturdum. Hayır, bulaş demişim. Ben dediğim gibi bir yarım saat bekleyeceğim. Ve sonra saçımı tekrar yıkayacağım. Kurumaya bırakırım ve bakarız son haline. Saçım yumuşadı mı, yumuşadı mı, parladı mı? Ki parlarsa beni çok mutlu eder. Umarım memnun kalırım. Tekrar göstereyim size. Daha önceden bunun yeşil olan bir saç maskesini kullanmıştım ve beğenmiştim. O yüzden tekrar bunu denemek istedim. Bayağı büyük. 500 mililitre ve fiyatı da çok uygundu. Eğer böyle daha profesyonel bir saç maskesi isterseniz size bunu bir kutusuna linkleyeceğim.
oradan bakarak ulaşabilirsiniz. Yoruldum ya, inçik. Yıkadım tekrar. Bir 20 saat beklettim. Ve şimdi aslında daha çok ıslak. Az önce yıkadım. Böyle alayım nemini. Ama ben çok fazla ıslak saçla duramıyorum. Çünkü migrenim var. Ve çok etkiliyor beni. Jilet gibi taranıyor, görüyor musunuz? Bu arada ben saçıma maske yaptığım zaman saçımdan maske tamamen çıkacak derecede çok durulamıyorum saçımı. Yani maskeyi biraz saçımda bırakıyorum. Az duruluyorum yani. Çünkü ancak o şekilde daha fazla yararlanabileceğimi düşünüyorum besleyici etkisinden. Ama tabii tercih meselesi. Saçı hızlı yağlananlar böyle tercih etmeyebilirler. Benim saçım ne yaparsam yapayım 2 günde yağlandığı için benim için sorun olmuyor açıkçası. Çok fazla kurutmayacağım. Sadece bu arka ve ön kısmı daha çok kurutacağım ki hasta olmayayım. Tamamen kurutmadım. Saç diplerimi daha çok kurutmaya çalıştım fark ettiyseniz. Çünkü dediğim gibi hasta olmak istemiyorum. Ama hala yumuşacık hissediyorum. Ama saçlarım hala yumuşacık. Şimdi çok hafif bir makyaj yapmak istiyorum. Çünkü hava güzelken Instagram için bir fotoğraf çekmek istiyorum. Ve zaten akşama da cilt bakımı yapacağız. İlk olarak lenslerimi takacağım. Ben çıkarıyorum böyle lensimi. Sonra size bunu da göstereyim hemen. Üstüne solüsyon döküyorum ve temizliyorum. Çünkü toz yapışabiliyor. Ve toz yapıştığı zaman gözünüzde de batma hissedersiniz. İyice bir kontrol edeyim. Hoş, gözüm sanki görebilecekmiş gibi. Ama yok, temiz. Pişman oldum bile. Böyle kolay ve rahat giriyor gözünüze. Aldım. Üstüne solüsyon döktüm. Temizliyorum. Bitti. Ne kadar sürmüş? 10 dakika sürmüş. Saçlarımı kesmem bu arada çok iyi olmadı mı? Çok güzel düşüyorlar şu an. Ya da saç maskesinden bilmiyorum ama saçı kesmek bence saça kesinlikle iyi geliyor. Şu önlerdeki saçlarım kırılmış bayağı. O yüzden onları kesmek iyi bir karar oldu gibi duruyor. Ben seviyorum böyle bu şekilde saç kullanmayı. Hoşuma gitti yani. Şimdi sizi burada bırakıyorum. Akşam birlikte makyajımızı çıkarırız. Sonra cilt bakım yaparız ve bakım günümüz bitmiş olur. Siz ne gibi bakımlar yapıyorsunuz bu karantina döneminde? Çok merak ediyorum. Mutlaka bana yazın. Belki böyle evde hazırlanabilecek şeyler de deneriz. Bence güzel olabilir.
Onu bir düşüneceğim. Ama sizin çok güzel önerileriniz, tarifleriniz varsa onları mutlaka benimle paylaşın. Bunu değerlendiririm. Şimdi ben biraz fotoğraf çekiyorum. Güneş bize veda etmeden. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar size yalan söyleyemeyeceğim. Cilt bakımı yapacaktım ama o başka bir güne kaldı. Çünkü çok yoruldum. Seramik hamuru almıştım. Birkaç gündür böyle seramikle uğraşıyorum. Bayağı yorulmuşum. Sonra işte bugün 23 Nisan. Herkes balkona falan çıktı. Onu izledim. Sonra biraz televizyon izledim derken YouTube'a öyle dalıp gitmişim. Ve şu anda da hem saat çok geç oldu hem ben çok üşeniyorum. Cilt bakımı yapamayacağım. Yani şimdi geldim. Makyajımı çıkaracağım. Sonra yüzümü yıkayıp uyuyacağım. Çok yoruldum. Bence halimden de anlaşılıyordur. Bu arada saçımı da bakın böyle görebilirsiniz. Kendiliğinden kurudu. Yani biraz kendim kurutmuştum kurutma makinesiyle. Geri kalanını kurutmamıştım. O şimdi kurudu. Zaten cilt bakım olarak da yani öyle aman aman bir şey yapmayacaktım. Sadece şey bir buhar banyosu, burun bandı siyah noktalar için. Sonra bir maske yapacaktım yani bu. Onu da vlog çektiğimde dahil ederim. Hı? Sadece saç bakımı olur. Kırıklarımı nasıl aldığımı görmüş oldunuz. Şu çok uykunuzu getirmiyor mu ya? Benim bu çok uykumu getiriyor. Öyle. Çok sivilcelerim çıkmaya başladı ya. Evet bu kadar. Şimdi aşağı inip yüzümü yıkayıp sonra uyumaya geçeceğim. Umarım bana çok kızmazsınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ama bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.